onu yemeğe, pardon, %20'si diyelim yemeğe, %10'u da sağlığa gidiyordu. Şu anda bütçesinin diyelim %5'i yemeğe gidiyor. Çünkü dediğiniz gibi o yemekler daha ucuz, konforlu, rahat. Ama %20'si sağlığa gidiyor. Çünkü onların içinde ne olduğu belli değil. Daha fazla belki de para vermiyorsunuz. Ah ne güzel diyorsunuz. Hamburgerleri indiriyorsunuz mide. Ama ondan sonra yoğunsa elektrik olarak dönüyor. Dolayısıyla evet, ucuz hesap yapınca ama cazibe noktaları da var. Tabii sadece para değil aslında, konfor olarak da bir de konforla söylemiştim. Beraber şeyi getiriyor tabii. Sadece konforu getirmiyor. Yani hayat gençlerin dediği gibi bir araya getirme, buluşma noktası belki. insanları o noktaları getiriyor. Önemli olan bizler yeni bir şey olarak, ki yani Yerel dışarıda kültürde de var, bunu neler yapmak bulabiliriz lazım gençler için. diyorsunuz peki. Yani yerel kültürde de aynısını oturtmak lazım diyorsunuz. Peki hemen diğer soruyu alacağım ben, seyircilerimize döneceğiz. Ben bir soru soracaktım. Evet. Duyulmuyor seni. Yani dünyada çeşitli şeylerden, mesela nasıl diyeyim, kültürlerden kendimize uygun olanı alsak, yani kendimize uygun olanı seçsek, yani bu şey olmuş olur muyuz? Hani ne deniyor? Unuttum nedenleri. Aşağılanmış olur muyuz? Yani dur, yani aşağılanmış olur muyuz? Hepsinden birinden mi Yani seçelim hepsinden diyorsun? kendimize göre alırsak. Hepsini bir arada yapamaz mıyız diyorsun? Yok. Yani asimile olmuş olur muyuz? Asimile olmuş mu oluyoruz? Özenti olmuş ha. onu diye. Özenti. Peki, özenti kültür. İstesen de istemesen de zaten Valla, özeneceksin işte özenecek oraya. Yani misiniz? tabii ki canım, özenmeden insan... Ben özenti olarak almıyorum. Her kültürden bir şey alınabilir. Ve her kültürün de güzel bir tarafı var. Yeter ki sana göre olanını, uyanını Tabii alabil ve insan saygı herkese duy. göre farklı Yani bir şey kültürleri yapıyor. reddetmek de kötü bir şey. Çünkü her kültür, mesela bizim ülkemizin içinde kendimize bakın, ne kadar çok kültürümüz. Bin çeşit. Yani bir de bu ülkeyi en güzel kılan şey o. Yani hayatında mesela ilk Mardin'de yediğimde bugüne kadar yememiştim hiç. Hayatımda alabalığı pullu biber, pulla, kırmızı pul bibere koyup Yemek zeytinyağlı kültürü. ızgarada hiç yememiştim. Bizde alabalık çünkü sade pişer. Peki, ben o ama zaman orada tweetlere öyle bir dönmek kültürle istiyorum şu pişiyordu. anda. @TV Haber Türkiye gönderiyorsunuz ve biz de buradan sorularınıza yanıt vermeye çalışıyoruz. Hashtag'imizde kültür deyince dedik. Mesela sıradan insan diye bir kişi var. O der ki, kültür deyince geleneksel olanı modernleşmeye bozmayarak yaşayabilmektir demiş. Batının etkisiyle yozlaştırılmış, zorunda kalarak kendi kültürümüzü yok etmiş ya da başkalaştırmış olmuyor muyuz diye sormuşlar. Emrah sormuş, Osmanlı kültürü askeri nizam içinde olduğu için o kültürü değil, savaş simgesini Avrupa'ya gösterdi. Bu yüzden kültür denemez şeklinde söylemiş. Şöyle diyelim, Umut sormuş, Batı Osmanlı'yı yeniden tanıyıp hayran kalıyorken Türkiye neden Osmanlı'yı inkar ediyor ve korkuyor Osmanlı'yı dile getirmekle demiş. Gizem sormuş, @TV Haber Türkiye, bizden çalınan bazı kültürler değerlerimizi Batı kültürü diye etiketleştiriyor ve biz de üstüne para verip satın alıyoruz demişler. Aziz Mercan demiş ki, kültür deyince köylü milletin efendisidir Mustafa Kemal Atatürk demiş devamında. Umut demiş ki, ben Batı'da doğmuş büyümüş birisi olarak Türkiye'yi anlamıyorum. Burada kültür denilen bir şey yok. Kültürsüz mü olmak istiyor Türkiye diye devam ediyor. Siz bir yorumlara ne diyorsunuz? Ve ben Japonya'ya geçeceğim bununla beraber. Bununla Hazır ilgili ol. sizleri katıp ben hazır olayım. Bu yorumlarla ilgili sizin söyleyecekleriniz var mı? Yorumcularıma sorayım. Yoksa ben Yok. soruma geçeyim ben. Ya, Şöyle ki, Peter sorma. Burke'e göre diyeceğim ben. Hepimiz Japonlar gibi ikili bir yaşam sürerek ikili bir kültüre sahip olabiliriz. Hepimiz bazı durumlarda yabancı dil olarak İngilizce ya da başka bir dünya dilini konuşuyor ama başka durumlarda da kendi yerel dilimizi ya da lehçemizi konuşan, dolayısıyla dünya kültürüne katılan ama yerel kültürü de koruyan kişiler olabiliriz diyor. Mesela bu tespit sonrasında da Günsel'e sormak istiyorum. Japonya kültür uygarlık ayrımını başarıyla yaptığı iddia edilen ülkelerden birisi.
Yani bir başka görüşe göre ise de renksizler. Nasıl renksizler? Şöyle kendilerine ait bir şey koyamıyorlar, katamıyorlar evrensel olana şeklinde de yorumlar. Dünyayı sallıyorlar ilahi. Ellerin ucunda, parmakların ucunda sallıyorlar. Modadan, teknolojiden, mimarlıktan, sanattan, kültürden, her şeyle. Dünyada en fazla kitap basılan ülke Japonya, biliyor musun? Bir trene biniyorsun, o yeraltı trenlerine. Herkesin elinde bir kitap vardır ve kafaları önlerine eğilmiştir. Kimse kimseye bakmaz. Çıkar trenden, o merdivenleri çıkarken bile elinde kitapla. Peki kendi geleneksel kültürünü de ama koruyor aynı zamanda. Tabii. Ama bunu da mesela onun içerisine bunu sokmuyor. Neyi sokmuyor? Yani diğer kültürleri bunun içerisine sokmuyor. Bir Fransa'dan daha tutucu veya hani mesela, tekleşti yapmıyor. Şöyle bir bilgi var benim kafamda. Google'ın birinci sıraya yerleşemediği tek ürün. Orada birinci sıraya yerleşememiş. Google'da mı? Google bile birinci sıraya yerleşememiş. Başka bir yer orası. Başka bak şimdi anlamanın bir ada ülkesi. Şimdi orası bir ada. Asya'nın doğunun doğusu. Tamam mı? Kaçıncı yüzyıla kadar? 16. 17. yüzyıla kadar kapılarını kapatmış. Hiç kimseyle görüşmemiş. İçerisinde hiç melezleşmemiş. Kendi başına yaşayan pirinciyle, yosunuyla ve balığınla haşır neşir olmuş. Sonra Amerika gelmiş, bom diye bir bomba atmış. Tamam. Ve allak bullak olmuşlar. Birdenbire birleşmişler, birdenbire her şeylerini yok etmişler, yok olmuş ve birdenbire o milliyetçilik ruhuyla, işte o artık milliyetçiliğin de ötesinde bir ruhla birlik olmuşlar, el ele tutuşmuşlar, ben değil biz diyerek dünyaya hakim olmaya çalışmışlar ve 21. yüzyılın herhalde en başarılı ülkelerinden bir tanesi. Renksiz çağdaş bir ülke, çağdaş olarak. Bir, lisanını kaybetmemiş. İki, dünyayla irtibatını başlatmış. Herkes İngiliz bilir. Herkes yazmayı bilir, okumayı bilir ama konuşamazlar. Onlar için dünyayla irtibata geçmek önemlidir. Konuşmak o kadar önemli değil. Yazıyor ve okuyor. İki, neyi okuyor ve yazıyor? İngilizceyi. Okuyor ve yazıyor. Evet, okuyor ve yazıyor. Küçük yaştan itibaren öğreniyorlar. Herkes spor yapar ki dünya standartlarında ne spor varsa herkes yüzer. Yüzme okuluna gider. Herkes sporunu yapar. Herkes biz olarak yaşıyorlar. Ben olarak yaşamadıkları için bütün dünyaya meydan okuyabiliyorlar. Benlik terdi şeyler, egolar yok. Şimdi Türkiye ile mukayese edersen bizde bireycilik vardır. Biz olmadığı için biz gümbür diyoruz zaten. Birçok sorunlarımızı halledemiyoruz. Japonlar dünyayla irtibata tabii ki 20. yüzyılda, 19. yüzyıl sonunda irtibata geçmiş. Fransa'yı da koymuş ülkesine, İtalya'yı da. Bir İtalya yılı yaparlar mesela. İtalyan yılı. Bütün her yerde, bütün mağazalarında her yerde İtalya mağazası, mallarını satar, yemesini, içmesini gözüne kadar sokar. Bizde işte Türk yılı filanca yerde, belirli köşelerde işte Türk yılıyla ilgili hediyelik eşya, işte iki tane döner, bir tane bilmem ne. Adam öylesine yaşıyor ki, o kültürü veriyor ki sen artık sonuna kadar İtalyan oluyorsun, sonuna kadar Fransız oluyorsun. Bir Türk yılı yapılıyor Japonya'da, herkes Türkiye'den bahsedebiliyor. Bütün ekranlarda Türkiye'yi görebiliyor. Değer veriyor. Kültürlere değer veriyor. Ve kendine göre de özümsüyor. Japon kültürü nedir? Kendi kendine bir kültür olamaz zaten. Kore kültürüyle Çin kültürünü almış, kendince yorumlamış, yepyeni bir Japon kültürü meydana getirmiş. Çin alfabesini kullanıyor ama kendisinin 29 harflik bir alfabesi var. A, I, U, E, O, K, 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 N, 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 O diye giden bir alfabesi de var. Yabancılar için kullandığı başka bir alfabesi de var. Yabancı isimli kullanabilmek için. İşte İngilizceden İngilizceyi Japonca yazabilmek için. Böylesine bir kültür hem kendisine sahip hem dünyaya açık. Dünyayı da bunu nasıl sağlamış peki? İdare tabii ki. Değişmeyen bir politikası var bir kere adamın. Siyasi partiler var. 1000 tane partisi var ama her zaman bir milliyetçi partisi var. O parti o baskısıyla, o faşizan baskısıyla, öyle söylemek isteyeceğim, o otoriteyle
ile o toplumu, şimdi özgürlük Japonya'da bizim anladığımız çeşit bir özgürlük yoktur. Özgürlük dediğimiz zaman sokakta yürüyen senin gibi vatandaş, benim gibi vatandaş özgür olarak görülür ama üniversite bitinceye kadardır. Üniversite bittiği anda o klasik Japon görüntüsüne girer. Tek tipleştirme var tek yani. Tek tipleştirme var. Renkleştirme bunu demek istiyorum. Ama kültür o kadar renkli ki ve dünyayla da iletişim olduğu için renksizleştirme diye diyebiliriz. Ama bir yer tıkanmaz mı? Özgürlüğün ve kitleşmenin olduğu bir yerde öyle bir şey. Hayır. Çünkü vatanına o kadar bağımlı ki. Şimdi işe başlarken sabahleyin herkes toplanıyor değil mi? Önce hep birlikte hangi kurum olursa olsun, devlet kurumu yahut özel sektör neyse, herkes radyo açılır, radyo çalar. Saat 7'de yahut 7.30'da. 1-2-3 hani o milattan önceki filmlerden hatırlayın yahut bizim çocukluk zamanımızda. Tamam. Herkes o cimri yapar, tamam. Hiç kimse hayır diyen filan yok. Sonra imparator için banzay, banzay, imparatorum çok yaşa. Bakar mısın ya? Yani böyle kurallı. Japonya'da Müslüman topluluk var. Müslüman topluluk da var. Camimiz de var. Japon Müslüman topluluk da var. Ben bir şey sorabilirim. Evet, buyurun efendim. Gibi estağfurullah, buyurun efendim. Ya sanki internetle birlikte orada da bir şeyler değişiyor mu? Değişmez. Orası değişmez. Yani kalıbımı basarım değişmez. 20 yaşına kadar birçok şey değişebilir. Ama toplumda bir sürü psikolojisi var değil mi? Şimdi toplumu sosyolojik açıdan öncelemeye... Japonya bir örnek olabilir ama mi? Şimdi, hayır olamaz. Olamaz. Eğitim konusunda belki bir zamanlar çeşitli ünlü gazetecilerimiz gittiler ve Japon eğitimini Türkiye'ye uygulamak için 1980'li Özal döneminde uygulayabilir miyiz acaba? Öylesine harika bir eğitim veriyor ki, tabii ki harika dediğin asker gibi. Herkes tek tip. Yani Çin gibi anlatabilirim. Herkes tek tip. Erkekler aynı, kızlar aynı ve servis denen bir şey yok. Herkes yürüyerek okuluna gitmek zorunda. 1 kilometre ise 1 kilometre yürüyecek. 2 kilometre ise 2 kilometre yürüyecek. Bir kere spora alıştırmak. Soğuk havada paltosuz yürümek. Yani Çin'in bir çeşidi ama modern ve çağdaş Japonya. Şimdi bu sizi rahatsız etmiyor. Orada yaşarken ben 20 sene yaşadım. Bu sizi rahatsız etmiyor. Hayır, orası doğru. Merak ettiğim ne oldu biliyor musunuz? Çünkü mesela İslam'ı, Japon'un bu disiplinle, bu kültürüyle İslam'ı ne şekilde? İslam'ı hani tasavvufi diyelim ya Budizm İslam'ı, Budist İslam gibi yani bir şekilde. Mevlevi gibi mi? Mevlevi gibi mi demeyelim. Şimdi Japonlar dinlere çok açık bir ülke. Hani Hristiyan da olabiliyor, Şinto da oluyor, Şaman da oluyor. Her türlü dine açık. Çünkü inanmaya açık. Ve onun ritüelleri onu ilgilendiriyor. Bir Japon Budist olabilir. İşte Budist doğuyor. Modernleşiyor. Hepsi aynı devam ediyor. Evliliklerde yine Japon gelinliğini giyiyor. Yine Shinto mabedine gidiyor. Yine işte kutsanıyor. Bu ritüeller onları besliyor. Seviyorlar bunu. Japon olmalıymış. Seviyorlar. Yani Budizm'in örgütünü besliyorlar. Çağ dışılık demek değil. Hepsini de devam ettiriyor. Aynı zamanda çağdaş formlarda, çağdaş hayatlarını da yaşıyorlar. Hepsini de lazım diyorsun. Mesela Günseli Kata'nın verdiği örneğe bakarsan bu çağ dışılık mı sana göre? Öyle bir şey olur mu? Çağın da ötesinde yaşıyorlar. Çağ dışılık derken? Yani şöyle ki geçmişte de yaşıyorlar. Geçmişte var. Gelenek de var. Çağ da yaşıyorlar. Mesela hani bunu Japon kültürüne göre yani çok doğru olmaz ama ben biraz aslında Türkiye içerisinde, o sınırlar içerisinde Türkiye'de biraz... bu yapılabilir mi? Hani bir modern kısmını da tutup ama aynı zamanda da... Ama zaten yaşanıyor ya hocam. Zaten gelenek Türkiye'de biliyorsunuz mesela. Hayır, kına örneği bir moda. O şimdi geçecek, başka bir örnek gelecek. Bu büyük şehirlerde genellikle, büyük şehirlerde olan bir olgu. Genel olarak bizim konuştuklarımız genel Türkiye'nin kavramının içerisinde değil esasında. Biz algıladığımız, beğenmediğimiz, sevmediğimiz, dejenerasyonu olmuş şeyleri konuşuyoruz. Çağ dışılık derken ben şundan bahsettim aslında. Gelenek çağ dışılık demek değil ki. Hayır. Mesela, mesela ben çok fazla hani bu bana göre yani bu kadar çok özgür olduğunu düşünüyorum. Gelenekten gelen bir şeyin beni mesela dinin gelenekle iç içe olması mesela beni rahatsız ediyor aslında.
Çünkü gelenek işçi olması beni rahatsız ediyor. Nasıl olur ya? Geleneklerin içerisinde her şey giriyor. Grafiler de giriyor. Günseli. Canım. Yani bunun içerisinde bu girdiği zaman dinin asıl amacının engellendiğini düşünüyorum. Yani sen niye bu kadar kızıyorsun onu anlamıyorum yani. Kızmıyorum de. Hayır, neden de cemaatle tarikatla beni illa hani bunu söylediğin zaman beni özdeşleştiriyorsun. Gerçekten pis yani. Çok katı kurallar kayıyorsun. İnsanları korkutuyorsun. İnsanları korkutmuyorum. Korkutmadan yumuşak bir işler. Geleneksel olarak. İsterseniz ben sakinleştirip şöyle diyeyim. Hayır, sakinleştirmeye gerek yok. Ben bize hayatı taşıyorum. Kime göre, neye göre, sorusuna göre ben yapıyorum. Çok özür dilerim. Burada söylemek istediğim tek şey şu. Diyorum ki gelenekleri tamamıyla gelenekçi bir bakış açısıyla dine yaklaştığımız zaman zaten dini sadece ritüel olarak görüyoruz diyorum. Bunu biraz daha gelenekleri ötelersek ve arkaya alırsak, işte biraz önce bahsettiğim gibi, artık söylemeyeyim çok kızıyorsunuz çünkü, bambaşka şeyler ortaya çıkıyor. Yani tamamıyla lafsi olarak anlıyoruz dini mesela diyorum. Gelenekleri o yüzden biraz daha yanda tutmak gerekiyor. Tamamıyla öteleyelim demiyorum. Ama bu kadar da geleneksel bakarsak, bu kadar ritüellerle bakarsak İslam'ın asıl eşitliği, asıl hakkı, hukuku, sosyal iyi bence ortadan kalkıyor. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani buna niye kadar çok tepki gösteriyorsun? Çok uç şeyleri örnek alıyorsun. Çok uç şeyler. O anlattığın şeyler o kadar uç ki genel olarak Türk milleti, yani yaşadığımız Anadolu'daki İslamiyet. Bak ben sana. Türkiye'de sadece dini insanlar var. Hayır bak İslamiyet'in. Devrenin içerisine giriyor Günseli. Bunun çok bak Ortadoğu'da İslamiyet'in en içselleştirilerek yaşandığı tek ülke vardır ki o da Türkiye'dir. İslamiyet'in en doğru şekilde yaşandığı tek ülke vardır ki Türkiye'dir. Ben buna inanıyorum. Ben buna inanmıyorum. Ben buna izin verildiğini düşünmüyorum. Ben buna inanıyorum. Ben buna inanmıyorum derken çok açıkçası. Neş gibi yaşanmayan bir ülkede yaşıyoruz. Bir saniye inanmıyorum diyorum. Cemil'i pek hatırlayamıyoruz biz size. Tesbihimiz de çekilir. Yani çok affedersin. Bu yani İslam ve Kur'an-ı Kerim 20-30 senedir gelmedi ki şimdi. Kimin nasıl yaşadığını yani da sorgulayamayız. Yani daha evvel Müslüman değildi de şimdi Müslüman oldu değil. Ha, değil ki canım Allah aşkına. Yani daha evvel de insanlar mümini burada inanıyordu. Yanlış anlaşılıyorum. Dualarını her şeyinde de yapıyordu. Bugün de yapıyordu. Yani bugün affedersin. Bugün affedersin bir tek bir şey söylüyorum. Birdenbire bu neye benzedi biliyor musun? Mesela bakıyorum cuma namazları tabii ki güzel bir namaz ve kalınması gereken bir namaz. Kim 30 sene evvel yasakladı insanlara her cuma camileri bu kadar dolmasını? Böyle bir kanun yoktu. Gidemezsin diye de bir şey yoktu. Herkesin öyle yediği vakti de vardı. Birdenbire cuma namazları tıkım doldu. Neden dolayı bu kadar doldu? Onu soru işaret yapıyorum. Yani insanlar daha da inanmıyordu. Babası, büyük babası inanmıyordu da şimdi o mu inanır oldu? Tabii yani meselesi tabii. İnsanlar her zaman inandı ama bir şekil değiştirse de bir şey var. Her şeyi koyamazsın. Biraz başlasın. Hemen kapatmak istiyorum ben. Soru bana geldiği zaman ben uzaklaşmış oluyorum ama ben tamamıyla içinde konuştuğumu düşünüyorum. Benim söylemek istediğim şey şu. Türkiye'de İslam yaşanmıyor değil. İnsanlar özgürce yaşamasına izin verilmiyor diye düşünüyorum ben. Bunu söylüyorum. Yani bir izin olduğunu düşünüyorum. Bir kısıtlama olduğunu. Evet, kültür olarak da bunun içerisinde girebilir. Ritüel olarak da girebilir. Bugün konu evet saptırılsın ama maalesef konu buraya geldi. Şimdi söylemek zorundayım. Bugün başka bir şey söylediğiniz zaman dini bir anlamda bir ses yükseltmeye çalıştığınız zaman hemen şeriatçı oluyorsunuz vesaire. Bunu da çok bahsediyorum. Seni şeriatçı olarak da hiç görmeyin. Ben kimseye de dini. Burada bir toplum var. Türkiye'de bir toplum var. Türkiye'de dini anlamda gerçekten hadi şimdi Türkiye'de yaşamıyor. Ben şöyle hemen araya girmek istiyorum. Kültür konusundan da çıkmak istemiyorum ve Cem Mumcu'ya dönüyorum. Bir şey demek istiyordunuz. Ben de çok başı başına bağırıp çağırıyoruz bana kalırsa. Çünkü artık kültür tam bir endüstri olmuş. Yani konuşup duruyoruz burada ama neyin egemen olacağı, hangi kitabın ne kadar çok okunacağı, hangi filmin ne kadar çok izleneceği, hangi değerlerin öne çıkacağı meselesi artık çok endüstri olmuş durum.
Biz başka bir tehlikeyi konuşmamız gerekirken birbirimize bağırıp çağırıyoruz. Bağırmıyoruz. Bağırmıyoruz. Yüksek sesle birbirimize kabul ediyoruz. Ben niye bağırayım? Çocuk küçücük var. Allah aşkına niye bağırayım ona? Küçücük çocuk mu? Tabii. Benim çocuğum yaşında olacak. Kız çocuğusun sen tabii ki. Birazcık büyüğüne saygı göster. Cem Mumcu'ya sözü verdim. Devam edelim. Dolayısıyla yani... Hepimiz o zaman iki salıvat getirmeye bir saniye, bir saniye. Ben şimdi hashtaglerimi de okuyacağım. Karşı bulması gereken şey sanıyorum böyle bir şey. Yani biraz buna yönelsek ve buraya baksak diyorum. Çünkü artık ben kültürün de çok akışkan biçimde dağılmadığını, akışkan bir şekilde oraya geçmediğini, bir takım endüstriyel faaliyetlerin içinde olduğunu ve onlar tarafından yönetildiğini düşünüyorum. Her zaman küçük protestolar, kültür bana göre zaten bir tepkidir bir şekilde. Sadece deminden beri hep gelenek, din, dil bunlardan bahsettik ama bir taraftan da avantgard hareketleri, asıl kültür. Biz o olalım işte tepki. Şimdi hadi diyorum. İşte onlar her zaman olur. Hatta Nietzsche çok güzel söyler, diyor ki hep böyle kültürlerin ilerlemesi, hani aydınlanma psikolojisiyle ya da zihniyetiyle ilerlemesinden bahseder ama dejenere olan, hastalıklı olan, tuhaf olan, dekadan olan gibi şeyler, deyimler kullanır. Aslında onlardır ilerlemesini sağlayan. Dolayısıyla şu anda hastalığımız Matrix'in içindeysek ve her şey aynılaşıyorsa, belki bana nikbin diyeceksiniz, büyük optimist diyeceksiniz ama ben hakikaten her zaman Fight Club'a da gönderme yaparak o kulelerin ineceğini düşünüyorum. Her zaman iner çünkü. Bir şey çok baskı 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 olur. En sonunda küçük böyle pıtır 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 hareketler, kavgalar başlar ve yeni bir şey doğmuş olur. Zaten yenilenmesi çok doğaldır. Yani yenilenmemesi doğal değil mi? Her şeyin zaten yenilenmesi gerekiyor. Bence hatta özgürlükte de geçen hafta söylemiştik. Demokrasi de aynı düşünüyorum. Yani tam anlamıyla bir demokrasinin kılıfı budur. Bugüne göre diyebiliriz. Hı-hı. Ama bundan 100 sene sonraki demokrasiyi konuşamayız. Peki ben de işte özgürlüğü bugün için istiyorum. Konuşabiliriz ama 100 yıl sonraki özgürlüğü konuşamayız. Yani hep bir tepki olacaktır ve kültürde de muhakkak ki bir bazında binlerce yıllık tohumlar olacak ama o ağaç başka binlerce dallar verecek. Çıkacaktır yani. Peki. Aynı kalmasının Cemil İpekçi, hemen Twitter'a dönüyorum ben. Hashtaglerimizi okumak istiyorum. Kültür deyince kültür doğuda babadan oğula geçen miras gibidir diyorlar. Herkes bir kültüre ait değil midir demiş Melek. Günümüze kültürlü olmak, bir takım şeyleri bilmek, sahip olmak anlamına nasıl gelmiştir diyor. Fırat Demirel demiş ki 40 yıllık hatırı olan, hürmetle sunulan kahvelerin yerine 4 dakikalık ayakta içilen kağıttan kahveler aldı demiş. Kültür deyince hashtagiyle. Ve devam ediyorum ben. Kültürü bizim kadar yerelleştiren ve muhafazakar davranan kaç millet vardır demiş. Maslow bunu aktarmış. Biz olmadığımız için ona kadar Almanların evet. Bir Oktoberfest'i var, Fasching'i. Kaç yıldan beri hepsi o elbiselerini giyiyor. Yıllardan beri devam deriden, ediyor. Deriden kafasına da Baviera şapkasını buradan tüyüyle takıyor. Biraz elinde hala Oktoberfest Fasching'ini yapıyor. Hollanda hala kraliyet, ana kraliçenin yaş günü o bizde festivaller falan yoktur mesela bizim kültürümüzde festival. Her o beşreğini de içiyor. Papa'na da gidip birasını içiyor. Hala kendi Amerikalılar, bırak Amerika yeni bir kültür. Yani 150 senelik, hadi 300 yıllık diyelim ama 100 senelik. Thanksgiving'den vazgeçiyor. Ne işte Paskalya'sından vazgeçiyor. Ve hatta o kadar garip ki bunların hiçbirisi de belki de Allah'a inanmayanın da Thanksgiving'ini yapıyor. Yani bu din olayı olmasına rağmen. İnsanların ihtiyacı var. Cemiyet halinde, camia olarak bir şeyleri beraber yaşamak insanoğlunun ihtiyacı. Bu kadar. Yani mesela bir İstanbullu olarak insanların inanca aykırı olabilir. İnançla da bir tutmuyorum. Ama görüp alıştığım için yılbaşı ağacı benim için çok normal geliyor. Evet, bayramları ben son olarak onu sormak istiyorum. Ama ben gözümü açtım. Cemil İpekçi, bir soru soracağım ve sonra da yavaş yavaş kapatacağız artık. Ama iki sorumuz daha var.
bayramlardan bahsetmek istiyorum. Yani bayramlarda ritüeller şimdi artık tatil haline dönüştü. Yani yaşasın tatil geliyor şeklinde bakınıyor. Mesela bu kültürü sahiplenmek açısından nasıl davranmak gerekiyor? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Veya işte Christmas'ı kutlamak, Noel'i kutlamak. Ya ben yani, her zaman bu mesela anneler günü, kapitalist bir günü sistem, falan sevgililer günü. Bir tarafta mesela ben hayatımda hiç sevgililer günü kutlamadım. Sevgilim varsa o dönemde asla görüşmem o gün. Bana çok şey gelir. Bana empoze edilen, para harcamak için yapılan bir şey. Ama sonra bir taraftan da düşünüyorum. İnsanların bir araya gelmesi için vesileyse. Mesela siz uzun zamandır bir akrabanızı görmüyorsunuz. Ve bilmem bayramında ona şeker götürmek. Bazen Cem'in geçen hafta verdiği örnek vardı. İstemeye istemeye gidiyorsan o zaman tabii ki gitme. O bir zoraki görev gibiyse. Bence de olmasın. Hatta love olsun daha iyi. Ama hakikaten insanları belli şeyleri, değerleri hatırlatıp bir araya getirmek için kullanılmıyorsa bayram olsun, Thanksgiving olsun, Noel olsun fark etmez. Dejenere olmak değil diyorsun. İkisini de aynı anda yapabilirler diyorsun. Aynı anda yapabilir misin? Önemli bir olan hayatımda yaşamım günler üzerine geçer. Çünkü hayatımda günleri koymadığım zaman bu hayatı çok anlamsız buluyorum. Yani bu hayat sadece sabah kalkacağım, nefes alacağım, çalışacağım, para kazanacağım, gittim bonfile biftek, yoksa işte kuru ekmek yedim, bir sevgilim oldu olmadı, aldatıldım aldatmadım diye. Ben renklendirmeyi seviyorum hayatı. Ben onun için yılbaşını da seviyorum, Noel'i de seviyorum, Paskalya'yı da seviyorum. Ama bu olmuş, kültürlüğü var ama hepsi hayatı. Hayır, Ramazan'da mesela ben oruç tutmuyorum. Oruç tutmuyorum ama Ramazan'ın gelmesini dört gözle bekliyorum. Çünkü Ramazan'da o iftar sofralarının güzelliğini, kalkıp Sultanahmet'e gittiğimdeki o eğlenceleri, bütün onlara sabahleyin sahura kadar oturup o bilmem ne bayılıyorum. Yani bütün bunlar... Yani o en güzel ya. Deli yer gün bayramdır. Deli yer gün bayram. Ben zaten akıllı olmak da istemiyorum. Çünkü akıllı olanların hayatlarının kupkuru geçtiğini görüyorum. Peki. Hiçbir şeyden bir zevk almıyorlar. Yavaş kupkuru yavaş kapatacağım. Bu tarafı çöküyorlar. Yavaş yavaş kapatacağım. Soruyu alayım. Sizden alayım ben. Evet. Sevgiler gün için çok seviyorum. Sevgiler gün için hayatımda en sevdiğim insanla o gün beraber oldum. Peki. Bahsetmek istiyorum. Her kültürü konuştuk ama müzik kültürünü konuşmadık. Cemil İpekçi biraz bahsetti ama çok fazla üzerinde durmadık. Hele şu günlerde konuşmamız da gerekiyor. Evet, şu anda hani kimisi İngilizce biliyor, İngilizce şarkılar söylüyor. Kimisi başka bir dil biliyor, başka dilde şarkılar söylüyor. Hani kendi dilimiz olsaydı daha mı iyi olurdu? Hayatta da İngilizce tutmuyor zaten Türkiye'de. Anladın mı? Genelde hani o Rusya'da İngilizce söylüyor şarkılarını. İşte başka bir şekilde ülkede aynı şekilde aslında ben buraya tabii kısaca alacağım hepsinden. Kültürümüzü o zaman yansıtmış olmuyoruz. Peki hemen ben bu soruyu şu şekilde. Cemil İpekçi. Eurovizyon şarkı sözü yarışması değil. Yani şarkı sözleri orada çok önemli değil. Müzik. Show. Müzik çok önemli. Kim İlk çok kuruluşunda da bu sanırım o müzik işte bu müzik yarışmasıysa müzik bazlı kurulmuş. Yani orada söz de kullanılmamış. Peki biz neyin kavgasını veririz o zaman? Yalnız şu var. Tabii o da çok saptık. Kaç senedir yapıldı? Cemil İpekçi. Bir müzik lazım bir de Bülent Özveren. İkisi şart. İkisi de olması lazım. Ben Eurovision için isim yani ben... Bülent Özveren anladın mı? Yok ismini almak istemiyorum. Hayır sunan kişi. Kurulduğundan beri Eurovision... Bülent Özveren sunar ya orada. Evet. O sunucu. Evet anladım. Ya şimdi anladım ben mesela o yarışmayı hep çok anlamsız bulmuşumdur. Çünkü niye anlamsız buldum? Başından beri politik bir duruş. Yani o da biliyorsun. Tabii o ayrı bir konu. Bana bir yarış... Zaten beni yarışmalar çok tuhaf yapardı. Ama bir süre geleceğim bir tane notum vardı. Hemen girmek tamam. istiyorum. Yani, müzik olarak bir de şöyle soracağım ben size. Mesela biz çok... alt kültür olarak bazen daha önce yargılanan veya işte varoşlar dinler sadece denilen arabeskten bahsedeceğim.
Mesela Müslüm Gürses, Şoray Gelici. Ama böyle denmiyor muydu? Arabesk o zaman. Arabesk var. Ama kime göre, neye göre arabesk? Ama şimdi öyle değil. Şimdi işte en iyi gece kulüplerinde veya en iyi işte yerlerde bunlar çalınıyorlar ve sosyete cemiyet denilen o yerlerde kalbur en çok kalbur üstü mü diyelim, ne diye tanımlayalım bilmiyorum artık ama lazım. Yani, orada en çok alt çalan şarkılar bunlar. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu kültür değişimi mi? Nedir bu Pelin? Ya bir kere bu kelimeyi özellikle kullanacağım. Cool bir kulüpte gecenin sonuna doğru batsın bu dünya geliyorsa o birazcık bence dalga geçme ama bir taraftan da böyle kendin sahip olduğun eskiden alt kültür denilen şeyin meşrulaştırılıp farklı bir paketlenmesi ve çok hoşuma gitmiyor. Ama bir taraftan da şunu da düşünüyorum. Sen bu gece harikasın ya. Değil mi? Valla. Kötü yani, konuşuyorsun. Çok iyi konuşuyorsun. 1925'te, 85'te Gala Kulüp diye bir kulübü işletiyordum. 85 senesinde. Hem de şandanı da yanıydı. Yani yan yana iki kulüptü. İsim vermeyelim, boş verin. Tamam, yani iki tane yan yana kulüptü. Popüler kulübü diyelim. Bana gelen insanlar da işte belirli bir Nişantaşı, Çonçon sınıfı da vardı. Çok şeker insanlar da vardı ama Çonçonlar da vardı. Peki. Bir gece birdenbire, o zaman İbrahim Tatlıses'in işte bir şarkısı vardı, Kundurama Kumdoldu, Atmaya Kürek Gerek, bir de şey Kundurama Kumdoldu muydu, bir de bilezikler, altın bilezikler. Birdenbire geceliğin onları çalmaya başladı. Bir saniye o hani olan insanlar şöyle bir bakıştı. Eller havaya. 5 dakika sonra herkes havada aynı şarkıyı çok söylüyor. Çok kolay alışıyoruz. Dedim hayatımda onu dedim. Yani ben şunu çok söylüyorum. Arabesk dediğinizde bakın ben 19 yaşında duydum ilk defa. Ama şu anda teneke çalsa üstüm dursa altım oydu. Yani kabul etmemiz lazım. Kabul etmemiz lazım. Biz o böyle bir müziği seviyorum. Peki. İkimizden geçiyor. Ama aşağılıyoruz da aşağılıyoruz. Aynı zamanda nasıl oluyor? Biz önce yavaş yavaş toparladığımız bir durum var ya, bu oligarşik dediğim yapı. Yani bir seçkinci elit bir yapı vardı bu ülkede ve ülkenin hem ekonomisine hem siyasetine hem kültürüne hem birçok şeyine sadece onlar hakimdi. Onlar halkın çıkardığı bu şeyi aşağıladılar. Halkın çıkardığı bu şeyi değersizleştirdiler. Ama blues dinlemeye devam ettiler. Halbuki blues da böyle bir şeydi. Hatta hala devam ediyor biliyorsunuz. Birileri çıkıp hala arabeskin kötü ve yoz bir şey olduğunu anlatmaya devam ediyor. Hayır, hiç öyle bir şey değil. Ve artık o oligarşik yapı, o elitist yapı kaybolduğu için yavaş yavaş zaten halkın kendi müziği olarak bir tanesi de peki oldu. Türk kültürüne mi ait yani? Hiç önemi yok. Acaba? Hiç önemi yok. Yani bu halkın uyum. Ağzından mı çıkmış? Bunu kimse zorla çıkarmadı. Bir kısım televizyon programlarında da çağrılır bazı arabesk sanatçıları. Biz ne kadar özeliz, bunlar ne kadar bilmem ne diye dalga geçmek için demin benim anlattığı gibi kendini yukarıda hissetmeye çalışan bir takım insanların haliyle de dinleniyor maalesef. Ama ne olursa olsun bir toprak bütününde yaşayan insanlar kendilerinin çıkardıkları ürünler ne olursa olsun aşağılanamazlar ve değersizleştirilemezler. Peki. Evet, Esra'da şey, toparlayarak hemen. Aslında bu konuyu popüler kültür içerisinde bayağı bir tartışabilirdik ama belki daha sonra tartışırız. Mesela Adorno jazz kültürünü konformist ve otoriteye boyun eğmek olarak buldu. Onun yerine mesela Anadolu müziği teşvik edeceği bazı söylemler olmuştur. Buradaki benim hanımefendinin söylediği soru çıkacak olursam şunu söyleyeyim. Türkiye'de şöyle bir şey var. Mesela bilim şekline bakıp, bir şekle bakıp müzik anlamında bir yargı belirme. Mesela hani Cem Bey de dedi ya işte rock müzik kültürü var falan. Sanki herkes benim rock müzik falan dinlediğimi sen düşünüyor musun? Dinlemiyor musun? Ya ben daha çok doğu müzikleri dinlerim. Mesela Hayadah dinlerim, Bogoş dinlerim, Olpa dinlerim, Beyruz dinlerim. Ama bu bir şey değil. Yani ama insanlar da ben şunu görüyorum. Özellikle bir üst kesimde o kalbur üstü dediğimiz felişi Korelerden Finkata insanlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. Sanki aslında psikolojik bir sorun da var. Yani onu kabul ettiği zaman
Arabesk kültürü kabul ettiği zaman kendisini altta hissedecek, bir kendisini aşağılanmış hissedecek gibi. Çünkü bu müziği aşağılıyor zaten. Bugün benim isim vereyim mi bilmiyorum. Vermeyeyim mi? Vereyim. Marka ismi ver mi? İnsan ismi ver. İnsan ismi ver. Mesela Fazıl Say'ın yaptığı ve o arabesk dinleyen insanları yavşaklıkla suçlaması bana göre en büyük yavşaklıktır mesela. Bu bana göre... Bana göre budur. Ben bunu böyle algılarım. Çünkü bu da bir aşağılamadır. Bu müziği dinleyen insanları bir aşağılamadır. O yüzden mesela ben Orhan Gencebay'ı severim ve dinlerim de. Buradaki dinlemek illa bir o kültüre sahiplikten ya da bir ajitatif görünmekten değil. Gerçekten müzik olarak dinlemeyi severim de. Ve ben Orhan Gencebay'ı arabesk müziğinin bir kült ismi olarak görüyorum. Sen bambaşka bir yerde sözü yazıp şarkı söylediğini de söylesene. Kim? Sen. Şarkı sözü mü yazıyorsun? Söylediğini söylesene. Peki, yani sesi var. Peki, son olarak toparlamak istediğiniz bir şey var mı Gülsel Kato? Ben çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Peki, harika o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Kültürü konuştuk sayın seyirciler. Kime göre, neye göre dedik. Haftaya yine biz buradayız. 23.15'te Cuma günü karşınızda olacağız. Yine Twitter'dan sorularınızı gönderebilirsiniz. Hemen sormaya çalışıyorum. Umarım kızmamışsınızdır. Toparlamaya çalışıyorum çünkü Twitter'dan gördükçe sormaya çalışıyorum ama ekrana da yansıtmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Cuma günü tekrar bekliyoruz. Kime göre, neye göre karşınızda olacağız tekrar. %20'si diyelim yemeğe, %10'u da sağlığa gidiyordu. Şu anda bütçesinin diyelim %5'i yemeğe gidiyor. Çünkü dediğiniz gibi o yemekler daha ucuz, konforlu, rahat. Ama %20'si sağlığa gidiyor. Çünkü onların içinde ne olduğu belli değil. Daha fazla belki de para vermiyorsunuz. Ah ne güzel diyorsunuz. Hamburgerleri indiriyorsunuz mide. Ama ondan sonra yolsa elektrik olarak dönüyor. Dolayısıyla evet ucuz hesap yapınca ama cazibe noktaları da var. Tabii sadece para değil aslında konfor olarak da bir de söylemişti. Konforla beraber şeyi getiriyor tabii. Sadece konforu getirmiyor. Yani hayat teknolojisi dediği gibi bir araya getirme buluşma noktası insanları belki. O noktaları getiriyor. Önemli olan bir arada hiç yememiştim. Bizde alabalık çünkü. Sade pişer. Peki. Ben ama o zaman tweetlere dönmek istiyorum şu anda. @TV Haber Türkiye gönderiyorsunuz ve biz de buradan sorularınıza yanıt vermeye çalışıyoruz. Hashtagimizde kültür deyince dedik. Mesela sıradan insan diye bir kişi var. O der ki kültür deyince geleneksel olanı modernleşmeye bozmayarak yaşayabilmektir demiş. Batının etkisiyle yozlaştırılmış zorunda kalarak kendi kültürümüzü yok etmiş ya da başkalaştırmış olmuyor muyuz diye sormuşlar. Emrah sormuş, Osmanlı kültürü askeri nizam içinde olduğu için o kültürü değil savaş simgesini Avrupa'ya gösterdi. Bu yüzden kültür denemez şeklinde söylemiş. Şöyle diyelim, Umut sormuş, Batı Osmanlı yeniden tanıyıp asimile olmuş oluyoruz. Özenti olmuş oluyoruz. Özenti. Peki, özenti kültür. İstesen de istemesen de zaten özeneceksin. Özenecek misiniz? Yani. Tabii ki canım, özenmeden insan... Ben özenti olarak almıyorum. Her kültürden bir şey alınabilir. Ve her kültürün de güzel bir tarafı var. Yeter ki sana göre olanını, uyanını alabil ve saygı duy. Yani kültürleri reddetmek de kötü bir şey. Çünkü her kültür, mesela bizim ülkemizin içinde kendimize bakın ne kadar çok kültürüm. Bin çeşit. Yani bir de bu ülkeyi en güzel kılan şey o. Yani hayatımda mesela ilk Mardin'de yediğimde bugüne kadar yememiştim hiç. Hayatımda alabalığı pullu biber, pulla, kırmızı pul bibere koyup zeytinyağlı izler yeni bir şey olarak ki yani dışarıda var neler bulabiliriz gençler için. Peki. Yani yerel kültürde de aynısını oturtmak lazım diyorsunuz. Peki hemen diğer soruyu alacağım ben. Seyircilerimize döneceğiz.
ben bir soru soracaktım. Evet. Duyulmuyor seni. Yani dünyada çeşitli şeylerden, mesela nasıl diyeyim, kültürlerden kendimize uygun olanı alsak, yani kendimize uygun olanı seçsek, yani bu şey olmuş olur muyuz? Yani ne deniyor? Unuttum nedenle. Aşağılanmış olur muyuz? Yani aşağılanmış olur muyuz? Hepsinden birinden yani mi seçeriz? Hepsinden diyorsun? Kendimize göre alırsak. Hepsini bir arada yapamaz mıyız diyorsun? Hayran kalıyorken Türkiye neden Osmanlı'yı inkar ediyor ve korkuyor Osmanlı'yı dile getirmekle demiş. Gizem sormuş TV Haber Türkiye bizden çalınan bazı kültürler değerlerimizi Batı kültürü diye etiketleştiriyor ve biz de üstüne para verip satın alıyoruz demişler. Aziz Mercan demiş ki kültür deyince köylü milletin efendisidir Mustafa Kemal Atatürk demiş devamında. Umut demiş ki ben Batı'da doğmuş büyümüş birisi olarak Türkiye'yi anlamıyorum. Burada kültür denilen bir şey yok. Kültürsüz mü olmak istiyor Türkiye diye devam ediyor. Siz bu yorumlara ne diyorsunuz ve ben Japonya'ya geçeceğim bununla beraber. Bununla ilgili cinsleri katıp ben hazır olayım. Bu yorumlarla ilgili sizin söyleyecekleriniz var mı? Yorumcularıma sorayım.